o kek arıyorsak aynı sayı varsa o sayıya böleceğiz hepsini ve dışarı atacağız. 12 sayısına bölünüyor hepsi. 12'ye bölüyorum 1, 12'ye bölüyorum 2, 12'ye bölüyorum 3. Dışarıya 12 yazıyorum. 12 çarpı o kek 1 virgül 2 virgül 3. Şimdi eğer bunlar iki tane olsalardı, iki sayı olsalardı çarpardık direkt. Ama üç tane olunca çarpamıyoruz. Üç tane olunca artık kendimiz kestirmeye çalışacağız. Hepsinin katı olan bir sayıyı arıyoruz. O sayı da 6'dır. Yani 1'in, 2'nin, 3'ün katı olan sayı 6. Bu nedenle bizim o kekimiz 12, 1'in, 2'nin ve 3'ün çarpmadık aslında. Eğer şöyle çıksaydı, evet arkadaşlar, şöyle olsaydı mesela o kek işte diyelim ki 5 virgül 10 virgül, diğeri de 3 olsaydı hepsini çarpmayacak. Hepsini çarparsak o kek 2 gelmez. Bunların çarpımı 50 çarpı 3'ten 150 gelir. Halbuki bunların o kek 2 150 değil. Bunların o kek 2 30'dur. Bunların o kek 2 30. 3 tane olunca çarpamazsınız. Ona bakacağız benzerlerine. Şu ikisini çarparsak 72. Bunların yani bu 3 sayının o keki 72'ymiş. Eğer birden fazla sayı varsa yani üçlü sayı varsa onları parçalamalıyız. Asal çarpanlarını ayırıp sonra en büyüklerini seçmeliyiz. Mesela az önceki soru için 10, 5, diğerine 3 demiştim. 10, 2 çarpı 5 diye yazılır. Şurası 5, diğeri 3. Şimdi en büyüklerini seçiyorum. 2'den bir tane şurada var. 3 bir tane burada var. İki tane ayrı 5 var ama birini alacağız. En büyük olanı alacağız. İkisi eşit. Herhangi birini alabiliriz. 5 çarparsak 2 kere 3 6. 5 çarpı 30. Böyle yaparsın. Üçlü olunca böyle. İkili olunca direkt çarpabiliyorsunuz.